Şu an tam açık vaziyette. Gördüğünüz gibi bakın. Yani tutucu, sağlam tutuyor. Şu an bakın. Farkındaysanız böyle. Tam kapatıyorum şimdi. Evet. Şimdi dilerseniz bir de sökme yöntemini göstereyim size. Şimdi ben işlemleri tamamladım. Gene gördüğünüz kadarıyla çoğunlukla işlemi bittikten sonra video paylaşıyorum. Çünkü başarısız olma imkanı da var. Başarısız olama. Onun için bunları sonra paylaşıyorum. Şu an gördüğünüz gibi bunlar arızalı güneşlilerdi. Gördüğünüz gibi şu an duruyor kendi başına. Biraz da tutayım hatta. Şu an kendi başına duruyor. Kapatıyorum. Yukarı. Bakın. Daha da yukarı. Gördüğünüz gibi yani hiçbir problem yok. Sökerken şimdi şurada kapak var. Kapağı sağ soldan böyle tırnakları var, böyle geçmeleri. Bunları gevşetip aralardan ince bir tornavida sokup bu şekilde çıkıyor. Çıktıktan sonra iki tane normal yıldız başlıklı vida var. Bunları söküyoruz. Bundan sonra orada jack var. Jack'ından ayırıp güneşli aşağı alıyoruz. Bundan sonra diğer vidalara devam ediyoruz. Ben jack'la ilgili bir şey biraz sonraki videoda anlattım. Jack'ı birazcık pay bırakarak keserseniz sizin için daha iyi olur. Yoksa benim gibi kesersiniz dipten, yeni bir jack yapmak zorunda kalırsınız. Diğer işlemleri zaten diğer videolarda takip edeceksiniz. Avdabıcı ne yapıyorsun? Hayırdır, ne o ya? Güneşlik, ağanın güneşliği, söküyoruz. Şimdi bak böyle, şu şekilde. Bir de kırılıyorsa var ya. Şu şekilde asılıyoruz. Asılıyoruz ve gelmiyor. Ağaç gelmiyor işte. Sinan bırak sağlamken kalsın onu. Bırak sağlamken kalsın yerine 1,5 milyar asın güneşlik. Çıkmadı. Evet, videoyu sonlandırıyoruz, çıkartamadık. Niye çıkmadı? Sökme açısı bu. Bakın. Şu şekilde. Sökme açısı bakın. Değil mi? Gidelim hadi. O zaman da gidelim. Düzgün çık lan. Sökme açısı bu açı. Evet. Gördüğün gibi şurada zaten tırnak var. Tırnak yoluna giriyor. Öyle de. Oturduğu zaman çıkıyor. Çektiği zaman geliyor. Bu tornavida yardımıyla biz zor söktük de. Problem şu kısımda. Burada tornavida ile göstereyim. Şurada, şuranın aşınmasından dolayı. Bu bile sağlam bu güneşlik. Yani tutuyor havada ama yakında gideceğinin habercisi buranın erimesi. Gördüğünüz gibi burası erimiş. Şu düzlükte şey kalıyor. Güneşlik sabit kalıyor. Ama şurası aşınlayınca bu düzlükten kayıp salma yapıyor. Ben komple kırdım şu kısmı. Şurayı. Ve buraya bir teflon geçirip o şekilde yaptım. Zaten gösterdim size. Tamamdır. Şimdi bu kısımdan şuradan kesiyoruz bunu. Normal sağa sola çevirerek, yani testereyle şu demire zarar vermeden kesiyoruz. Sonundan sonra taşlayacağız bunu. Burası pürüzsüz normalde. Şu taşlayacağız. Şu. Kaç olacak dışı? Dışı 10 olacak abi. İçi 5,5, dışı 10, uzunluğu da 6,5 santim. Şu an gördüğünüz üzere işlem tamamlandı. Soketleri ben şöyle göstereyim size. Soketleri ben dipten
kopardığım için şu şekilde dipten kopardığım için kullanamıyorum şu an bu soketi. İçindeki pinleri çıkaramadım. Uğraştım. Belki çıkaranınız olabilir ama ben dipten kestiğim için ekstra bir soket buldum. Bunlar için. Şu şekilde. Siz eski soketine biraz daha şu kısımlardan biraz daha pay bırakıp keserseniz şu an tam açık vaziyette. Gördüğünüz gibi bakın. Yani tutucu sağlam tutuyor. Şu an bakın. Farkındaysanız böyle. Tam kapatıyorum şimdi. Evet. Şimdi dilerseniz bir de sökme yöntemini göstereyim size. Şimdi ben işlemleri tamamladım. Gene gördüğünüz kadarıyla çoğunlukla işlemi bittikten sonra video paylaşıyorum. Çünkü başarısız olma imkanı da var. Başarısız olama. Onun için